tek adam rejimine giden yolda dikenleri temizleyen, 80 darbesine rahmet okutan, iç tüzük değişikliklerini görüşmeye başladık. MHP milletvekili Sayın Mehmet Günal, torbadaki hukuk başlıklı bu kitabı yazmış. Diyor ki kitabında, AKP'nin anayasaya ve iç tüzüğe aykırı, itaat anlayışı ile meclisi parmak demokrasisi haline getiren dayatmasına karşı isyan ettim komisyonda ve 4 saatlik manifesto gibi konuşma yaptım. Sonunda 17-25 Aralık operasyonunu aklayan torba yasayı engelledim. Yolsuzluk örtme zehri olan torba yasaların üzerine bal sürseniz de bu zehri yutmayacağız diyor ve 4 saat boyunca konuşarak verdiği mücadeleyi anlatıyor. Ama ne yazık ki artık böyle kitaplar yazılamayacak. Çünkü bırakın 4 saat konuşmayı, 4 dakika bile konuşabilse kârdır. Yani gerçeklerin konuşulmasının önü kapatılarak suskunlar demokrasisi ile susturulmuş Türkiye yaratılacak. Peki ne oldu da muhalefet kendi sesini kısıyor ve zehirli maddeler içeren bu iç tüzükle dayatmacı anlayışa onay veriyor. Teşekkür. Adalete dayanmayan kuvvet zalimdir. Bu zalimliğin pençesinde 15 yıldır hasret kaldık adalete ve eşitliğe. AKP iktidarının korku ve cezalandırma siyaseti ne yazık ki yerel belediyelerin hizmet etme anlayışına da sirayet etmektedir. Özellikle hayır oyunun yüksek çıktığı yerlere AKP'li belediyeler hizmet götürmeyerek cezalandırmaktadır. Kocaeli ili Kandıra ilçemizde Kabaaç ve Seyrek cezalandırılan bölgelerimizdendir. Örneğin Kabaaç'ta başlatılan yol çalışması hayır oyu yüksek çıkınca durdurulmuştur. Hizmetler bilerek aksatılmaktadır. Sahil bölgemiz olan Seyrek'te ise çöpler toplanmıyor, sahil kullanılamaz haldedir. Vatandaşın yaptığı şikayetlere de öyle zalimce cevaplar veriliyor ki, oy mu verdiniz ki hizmet bekliyorsunuz diyor belediye başkanları. Kandıra halkı bunu hak etmiyor. Bu zalimliğe bir an önce son verilmeli, mahallelerimizin hak ettiği hizmetler derhal yerine getirilmelidir. Belediye başkanlarının oturdukları koltuklar babalarının malı değil, Kocaeli halkınındır. Teşekkür ediyorum. Sokağın sesini devletin kolluk güçleriyle kısmaya çalışanlar, şimdi Yüce Meclisimizin sesini getirmeye çalıştıkları iç tüzük ile kısmaya çalışıyorlar. Bu iç tüzük iktidarın meclisteki Thomas'ı haline gelecektir. Bundan sonra meclisten hangi yasaları çıkarmak istiyor ve buna karşı durmamızı da istemiyorsanız, bu iç tüzüğü de o sebepten bir an önce getirmek istiyorsunuz. Uzlaşma yerine dayatmayı seçiyorsunuz. Oysa meclisi iktidarın onay kurumuna dönüştürerek muhalefeti ortadan kaldırma çabaları Türkiye'yi daha geriye götürecektir. Daha önce FETÖ ile el ele çıkardığınız, üst üste değiştirdiğiniz yasalar, birlikte kurduğunuz kurumlar, peşi sıra gelen 15 Temmuz bunun ispatıdır. İktidar ne yaparsa yapsın sesimizi kısamayacaksınız. Aksine kısmaya çalıştığınız her ses bir gün size çığlık olarak geri dönecektir. Teşekkür ediyorum.